İyi akşamlar. Türkmen Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Haberleri geçmeden önce başlıkları önce izleyelim. Cumhurbaşkanı Berhem Salih Irak'ın Filistin sorunundaki sağlam tutumu teyit ederken Filistin halkına yönelik saldırıları sona erdirmek için etkili eylem yapılması gerektiğini vurguladı. Başbakan Mustafa El kazmi Genel Sekreter Yardımcısı ile Irak'ın askeri yeteneklerinin seviyesini yükseltme konusunu görüştü. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın sürekli direktifleri genellikle Likle cephesinde özellikle de kahramanların Hamamül Ali'de 8 Daesh görevlisi öldürüldü. Güvenlik Basın Merkezi Ninova ilindeki Daesh terör örgütü sığınaklarının tedarikinden sorumlu kişinin tutuklandığını duyurdu. Irak Türkmen Cebesi İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını en sert şekilde kınadı. İnşallah biz de bundan istifade ettik ve mukatiller de istifade ettiler hacdi şabi devrsel yani bu şeye çünkü متواجد çok yerlerde tevacüdu var ve Kerkük Sağlık Dairesi ve Hacdi Şabi Güçlerinin 16. Tugayının 3. Alayı ile işbirliği içinde bulunarak Hacdi Şabi mensuplarına kullanılan aşılar ve etkinliği, bunların koronavirüsü ile mücadeledeki rolü hakkında bir seminer düzenledi. bu da muzun ziyare <laughs> ziyaran مستمر yani lan bolan ehlatimden la temde وانا yani vacibim ليس مني yani vacibim devam etmeye devam yani ziyareler Arun millet Mehdi Taki Amirli Ker bulunan Bastamlı köy halkıyla bir araya geldi Amirli Bastamlı halkıyla bir araya geldiği sırada sorunlarını dinleyerek onlar için bir çözüm arayışında bulundu Tekrardan hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Bağdat'taki Barış Sarayı'nda Başbakan Mustafa Kazmi kabul etti. Toplantıda ülkedeki istikrarın korunması ve pekiştirilmesi, vatandaşların güvenlik ve güvenliğinin korunması, devletin ve güvenlik kurumlarının kanunu uygulamasında otoritesinin güçlendirilmesi, toplum, barış ve güvenliğinin korunması, terör kalıntılarının takip edilmesi gerekliliği üzerine duruldu. Önümüzdeki seçimler önemini ve davranışları için uygun koşulları yaratma, barışları için gerekli tüm gereklilikleri destekleme ve seçim ihlallerini önlemek için azimi tedbirleri alma ve seçimlerin temsilcilerini seçerken ifadelerini etkileyecek her şeyi vurgulayarak tartışıldı. Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak'ın Filistin sorunundaki sağlam tutumunu teyit ederken, Filistin halkına yönelik saldırıları sona erdirmek için etkili eylem yapılması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı basın ofisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Salih Başkent Bağdat'taki kasr Selam Köşkü'nde Filistin'in Bağdat Büyükelçisi'ni Ahmet Akil kabul etti. Açıklamada görüşmede Kudüs ve Filistin topraklarındaki durum, gelişmeleri, Filistin halkının Kudüs ve Gazze şeridindeki maruz kaldığı insanlık dışı ihlal ve saldırıları ele aldılar. Başbakan Mustafa El Kazimi NATO Genel Sekreter Yardımcısı ile Irak'ın askeri yeteneklerinin seviyesini yükseltme konusunu görüştü. Başbakanlık Basın Ofisi sinden alınan açıklamaya göre Kazimi NATO Genel Sekreter Yardımcısı John Manza ve beraberindeki heyeti karşıladı. Bilgisine yer verdi. Açıklamaya göre Başbakan Kazimi ile NATO Genel Sekreter Yardımcısı arasında ikili işbirliği ve NATO'nun teröre karşı savaşta Irak'ı destekleme konusunda oynadığı rolü tartıştı. Irak Türkmen cebesi İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını en sert şekilde kınadı. Irak Türkmen cebesi İsrail'in Filistin halkına yönelik acımasız saldırılarını kınadı. Bu da Filistin güvenlik durumunun kötüleşmesine ve aralarındaki çok sayıda çocuk ve kadının da bulunduğu yüzlerce şehit ve yalanının düşmesine neden oldu. Irak Türkmen cebesi İslam'ın kutsallıklarından atık bir şekilde ihlal edilmesine kınarken gururla Filistin tarihinin anısının yazıldığını ve savaşlarda Türkmenlerin ve liderlerinin fedakarlıklarının tarşişi ile yazıldığı gururla teyit etti. Irak Türkmen cebesi İslam ve Arap ülkelerine uluslararası topluma ve tüm uluslararası örgütlere bu apatık saldırganlığa karşı tarihsel sorumluluklarını üstlenme ve buna sonu erdirmek için saldırıları durdurmaya çağırdı. Irak Türkmen Cephesi seçim yasasının yeniden düzenlenmesinin talep ederken yaklaşan seçim sürecine yaklaşanacak herhangi bir aksaklık Irak'ın geleceğini uluslararası düzeyce etkileyeceğini belirtti. Irak Türkmen Cebesi üyesi ve Kerkük Milletvekili Erçet Salih'i Irak Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada seçim kanunu karşılık bölge, karışık bölgeler için geçerli değildir bu da bölgeler aşiret, mezheb ve ulusal hukuka göre dağıtıldığını söyledi. Açıklamada Salih'i Yasa kerküğü üç bölgeye ayırdı. Türkmen kerküğü, Kürt kerküğü ve Arap kerküğü. bu barış içinde bir arada yaşamaya yönelik olmadığını söyleyerek yasanın yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu. El Salih'i önümüzdeki siyasi süreçte yaşanacak herhangi bir aksaklık Irak'ın bölgesel ve uluslararası Geleceğini etkileyecektir dedi. Açıklamada ayrıca Türkmenlerin önemli bir bileşen olduğunu vurgulayarak Kato sistemine giderek Kerkük, Erbil, Kifri, Tushurmatu ve Diyale'den 15'ten fazla milletvekili alabileceğimizi ama bu reddediyoruz çünkü gelecek hükümet Irak'ın tüm mükemmellerini temsil etmektedir dedi. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın sürekli direktifleri güvenlik cephesinde özellikle de kahramanların Hamam-ı El 8 Daesh çetesi öldürüldü. Terörle mücadele teşkilatı oluşumları şehirleri IŞİD kalıntılarından temizlemeye devam etti. Kahraman adamlarımızın Kerkük ve Ambar vilayetlerindeki tekfiri çetelerinin kalıntılarından 3 teröristleri tutukladı. Güvenlik Basın Merkezi'nden Merkezi Ninova ilindeki Daesh terör örgütü sığınaklarından tedarikinden sorumlu kişinin tutuklandığını duyurdu. Merkez Askeri istihbarat Müdürlüğü'nden alınan doğru bilgiler dayanılarak özel bir operasyon yapıldığını belirtti. Ayrıca bu teröristin Hatra Adası'ndaki Batı Ninova ve Salahaddin'deki iki operasyon komutanlığını ayıran sınırlarda saklandığını doğruladı. Merkez teröristin tutuklanmasının kuşatıldıktan sonra yapılan bir hava operasyonu ile tetiklendiğini belirtti. Diyalede bulunan Ebi Sayda, El Cezani ve El Abahra kasabalarında yaşanan terör saldırılarının sonucunda bölgeye çevik kuvvet güçlerinin sevk edilmesi ve sağlam bir güvenlik planının kurulmasının ardından bölge ciddi bir istikrara kavuştu. Geçen günlerde güvenlik krizi yaşanmaktan sonra Adiyale-i Nebavlu, Abusay'da ve El ve Leibara ilçelerinde bu güvenlik durumu tekrar normala dönüyor. Hızlı müdahale güçleri arama baskın operasyonlarından sonra bu ilçelere tekrar hayat dönüyor. Hızlı müdahale güçleri burada olmaları bu ilçelere güvenlik durumunu normala döndürdü. Bazı köylerin yollarını açtık. Terör örgütü kapalamıştı. ودارت ارهاب النمما الحمد Ve ve الرد السريع Hızlı müdahale güçlerinden teşekkür ediyoruz ki bizi kurtardı dış terör örgütünden. Şu an güvenlik durumu normal. O ve Silahlı Güç ki, bu göre bu güvenlik güçleri bu ilçelerde bu operasyonları devam edecek. bu operasyonlara devam edecek örgütü varsa, bu Ordu Genel Kurmay Başkanı Kor General Abdul Emir Yarallah bu sabah üst düzey bir heyete başkanlık ederek Ambar iline bir ziyaret gerçekleştirdi. Irak Medya Kurulu muhabiri Genel Kurmay Başkanı'nın ildeki askeri ve güvenlik liderleriyle bir toplantı düzenlediğini söyledi. Toplantıda sahadaki son gelişmeler ve Suriye ile sınırlarının güvenliğini sağlamak için izlenen prosedür ve planları ele aldı. Şama bağlı güçler ile YPG güçlerinin bulunmadığı Irak'ın Suriye ile olan batı ve güneybatı sınır hattından teröristlerin sızma girişimlerini önlemek için bir hendekin inşa edilmesi planlanıyor. Bu hendekin maliyeti ise 13 milyon dolardır. Şam'a bağlı güçleriyle ile güçlerinin bulunmadığı Irak'ın Suriye ile olan batı ve güneybatı sınır hattından teröristlerin sızma girişimleri önlemek için bir hendekin inşa edilmesi planlanıyor. Bu hendekin maliyeti ise 13 milyon dolardır. من التحديات البارزة التي <laughs> Irak'ın ulusal güvenliğini tehdit altına alan en büyük sorunlardan biri sınır konusudur. Nedeni ise Suriye'de bulunan savaşlar ayrıca Suriye ile Ürdün'de bulunan göçmen kamplarıdır. Dolayısıyla bu kamplarda Daiş terör örgütüne bağlı binlerce aile bulunuyor ve bu bölgelere sızma girişimleri oluyor. Bunun için bu bölgede askeri konuşlanma ve termal kameraların bulundurulması gerekiyor. Uzmanlara göre derinliği 3 metre olan bu proje örgüllü güvenlik duvarları ve termal kameraları içeriyor. القيادة الوزاره بهذا الجانب وحاولت ترصد من Bakanlık bu konuya ciddi bir ilgi gösteriyor. Bu konu için ayrıca gereken finansın sağlanması için çaba gösteriyor. Dolayısıyla sınır hattı, önleyici duvarlar, izleme küleleri ve termal kameralar yetiştirilmesine ihtiyacı vardır. Geçtiğimiz dönemlerde gerek kaçakçılık, gerekse terör eylemleri için olsun birçok sızma girişimleri gerçekleşti. Haçlı Şabi 52. Tugay Güçleri Komutanı Ahmet Casim Salahattin ilinde bulunan bütün Haçlı Şabi birlikleri için kurulan Ramazan ayı ve Ramazan bayramı güvenlik planları hakkında bir açıklamada bulundu. Bu da işler bazı azad geldiği üzerine başlarlar bazı yerlerde ispatı e, vücut etsinler. Bir büyük kutu emniye kurmuştu. Elhamdülillah bu necahat etti. Ve döndük يعني وزارة بعست عروضتي تل زارية قاط عندها أه فبو شرق صلاح الدين دي بو منطقة طبعا بمنطقة فراغدو ودُرت ودورت قيادة عمليات تقريبا وساطة يعني صلاح الدين زاغ وجنوب كركوك وديالان شمال دا فبو بير نوعا ما بر حاضنة كيما نقولو بوزارتشي أه بر بيج وار شوخ شاملر وار شندا فبرضا قال الفلول قال 7 8 تا گەللە بەعز نقاطلارا تعرضات ئەدردىلەر فالحمد لله بيز بشلاضغ رمضان بداية سنة بالخطة أمنية محكمة قويدو فبيز كي قاطع مسؤوليات مزدا حشت قواطع انه تعرضت اول ماضي ولكن عين واخطة ضا بيز مساندة ايه جيش جيش قردشلار مزو قاطع دول النار الحمد لله اي قاتل قاتر bitti Ramazan, hər salamatdan bitti inşallah Taala. F başladı bayramın hutda əmliyəsi. Biz bay, bayramda bir hutda əmliyəmiz varlər. Millətimiz bir ister bir nəfəs alsın, bir biraz yani hə təğyür göyüsün, əzibsin Ramazanındakı o tutat nefsiyə kədə. F hamdolsun Allah 100.000 kərə. Bu da nəcahat etdi. وبيجون تقريبا خطامز يعني قطعات مز لشارع لردا مرابطات مزواردة وشخير وشوخ مهمهم كي مهم, مهم بس مثلا أمر دا إمام حسن شيء قال له مقام قال له ودوز مرسى على دا غن أطراف نكامل هنا وإمام أحمد دوز يعني بوير لردا من ملاد قال له وبعز منتزهات وحدائق لردا Elhamdülillah bir <laughs> büyük necahat getirdik özünde. Kuru kat emniyeti yoktu ve millette bir hudu yaşayır mantıkamızda. Hamdolsun ve bu da delildi. Önsi var ve tənsiq var. Eczel yerində. yerinde. Milletvekili Mehdi Taki Amirli, Kerkut'a e bulunan Bastamlı köyü halkıyla bir araya geldi. Amirli Bastamlı halkıyla bir araya geldiği sırada sorunlarını dinleyerek onlar için bir çözüm arayışında bulundu. هدف مز من الزيارة بس زيارة مستمرة يعني لأن بولارا لا تمد من لا تمد وأنا يعني واجبي ليس مني يعني واجبي من أبقى استمر يعني زيارة لارو نواقص لارو بعض خدمات لاري بعض معوقات لارو وزيارة لار مزدحم بولار بولار حل يدرم الحمد لله فدائما من متواصلة متواصل والمصاي والمص بيز صحنا بالفترة من آنم آخر فترة قيدين والله قال من صوت انتخابي انتخب يهو. اجا او نا بتون سياس درا رسالام ملاتنا بشكل صحيح خدمته حتى ملات اوزيستا سنوز يوغي سنوز ملات ايرواصل فعليه قاصن استمرار بالخدمه لهم قاصن الاستمرار الاستماع ما نم يعني من, من برلمان دول الحمد لله متواصل وبو زيارم يعني شيء عادي يعني طبيعي دائما قال لهم اي معوق طار اي بر خلال هولندا اي بر شيء هولندا بنروح حلول مع الوزارات مع جهات الأمنية صلاح الدين دا وكركوك دا دائما يشمز مسار مز مسدود يعني توفيق الهات ان شاء الله فباخر بوضع مملاتين فاقر لك تواصل مز بعض شيء لاري جلسه ذا حل ذلك بالمباشر بعض مع وقت معاقات وزارات معقات داخل تداخل اذا Dünya Sağlık Örgütü aşıların uygulamasında ırk ayrımcılığına karşı uyarıda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Cibrisos dünyanın aşılarda ırk ayrımcılığına durma, durumuna geldiğini söyledi. Hindistan ihracatının aksamasından kaynaklanan arz kıtlığı göz önüne alındığında aşı üreticilerini onları planlarından daha hızlı bir şekilde yoksul ülkelere sağlamayı amaçlayan COVAX programına doz vermeye çağırdı. Kerkük Sağlık Dairesi ve Haçlı güçlerinin 16. tugayının 3. alayıyla işbirliği içerisinde bulunarak Haydi Şabi mensuplarına kullanılan aşılar ve etkinliği bunların koronavirüsü ile mücadeledeki rolü hakkında bir seminer düzenlendi. Kerkük Sağlık Dairesi ve Haşit Şabi güçlerinin 16. Tugay'ın TİS'in 3. alayıyla işbirliği içerisinde bulunarak Haşit Şabi mensuplarına kullanılan aşılar ve etkinliği bunların koronavirüsle mücadeledeki rolü hakkında bir seminer düzenlendi. Seminerde her aşının fikri nedir? Nereden kaynaklanır ve bir insanın hücresi içinde nasıl bölünmez konuları konuşuldu? Ve mensupların aşı yapmaları için teşvikte bulundular. İnşallah biz de bundan istifade ettik ve muhaterler de istifade ettiler. Ve Hac'da şaibede bilsen yani muarrad bu şeye çünkü mutawacit de çok yerlerde tevacudu var. Fakirleri mesela her yerde indi ameliyat olsun, veya gayr ameliyat olsun. Fakirler da muarradla bu virusa. Bu nedvayı, bu nedvade. Yani dedi kim lokahiyet mi yaptı? Geçin bu lokahiyetin çok bir önemli. Biz muhatalık yani burada yani görürük bir şeydi. Ve oraktaki olanlar bu ayrı muhatallar da yani geçinler geçinler bloklar. Bu, bu faydası çok çok uymuş. Aşının nasıl çalıştığı, insanın aşıyı yaptırdığı zaman yan etkileri neler olur, konuları da ele alındı. Tavzih ettiği için bir şekil alakalı mübassad. Çünkü şirket ne sunu etti, istihdaf neydi bu sunu eten, nece işler, virüse bizim için ne eder. Tabii virusta bir şey vardı, o diğer gözle ila filharci, spike protein. El hedef yani cana girende... جهاز منع عمز قوات داغن حتى بنو راسا مجرد تعرضه وسكين جي كارا يعني فيروسا بالمقابل اول قرباغيدا راسا يعني شيء دا روزن اولدر روزن لقاح <applause> الماغ نايد فايداسا اسفاداسا نايد من لاتشن بخند من كجر على القحال مشاب طبعا من شيء كما ما نسوي مشاب من او حالت لا ريورم فرجي درم من لاتمنان فرجي درم يعني هركم انسانياتي سوانا Tavacı etseler merkeze, bütün yerde merkezimiz açılıktır. Bütün, e, bütün yerlerde de e, biz e, bu lukahı verirler. Bütün bir meblağ, bütün mukabil meblağ, bir basit tarot indiririz. Bir haviye tespiti yaparsan, bir an olsa muhatap memleketi kalsın. Seminerin ardından sağlık merkezine giderek Haşit Şabi mensupları aşı yaptırdılar. Hamdolsun, kemahım dağıtıram istemez. Ve o mücadele koy gelsin aynı Herkes eğitim yılının durumu ile ilgili sorular endişe içerisinde sorular soruyor. Bu sorular arada bir sorulursa da yanıtlar durmadan geçici olduğu yöndedir. Virüsün birkaç ay daha süreceği yönünde iddialar atılırken Eğitimciler bu durum için strateji bir çözüm bulunması çağrısında bulunuyorlar. Herkes eğitim yılının durumu ile ilgili endişe içerisinde sorular soruyor. Bu sorular arada bir sorulursa da yanıtlar durumun geçici olduğu yönündedir. Virüsün birkaç ay daha süreceği yönünde iddialar artılırken eğitimciler bu durum için stratejik bir çözümün bulunması çağrısında bulunuyorlar. التعليم خط احمر لانه هذه مساله بلد بكامله. النقطه الاخرى اللي ممكن اساهم بها ممكن احشد كل الناس تكون في خدمه التعليم، لذلك حتى لو عدنا استطاعت اكو بيوت كبيره Eğitim kırmızı çizgidir dolayısıyla bir vatan meselesidir. Bu konu için hepimiz en güçlü şekilde seferber olmalıyız. Gerekirse büyük evleri kiralayarak orada çocuklara eğitim veririz. İmkansız şey yoktur. Parklarda da karavanlar koyarak içinde çocukları okutabiliriz. Bu salgından en büyük zararı gören eğitim hükümetin izlemiş olduğu sağlam politikasına ihtiyacı vardır. Bunlar da altyapıların kurulması ile gerçekleşir. Kararatı Lecne'l-Ulya'l-Sahha ve Selam'a'l-Vataniye'ye. De تتأثر سلبا أو إيجابا Ulusal Yüksek Sağlık ve Güvenlik Komitesi vaka sayılarına bağlı rakamlardan olumlu veya olumsuz yönden etkileniyor. Bu durum eğitim işlemini etkilemelidir. Bu durum için ciddi bir stratejinin belirlenmesi gerekir. Dolayısıyla bu durum okullar ve üniversitelerin eğitimini etkilememelidir. Gazze şiridindeki son gelişmelerde İsrail işgal ordusu 62 savaşçısının dün gece Gazze şiridinde 65 hedefi 110 bomba ile bombalandığını duyurdu. Gazze şiridindeki şiddetli bombardıman sonucunda 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Filistin medyası işgal güçlerinin Vakıflar Bakanlığı'nın karargahını hedef aldığını ve tamamen yıkılmasına neden olduğunu bildirdi. Şark, Cebeliye'deki sivil bölgelere yönelik operasyonlar bir süngür fabrikasının yıkılmasıyla sonuçlandı. Başka bir saldırıda Gazze'deki El Zeytun Mahallesi ve Doğu Gazze Şiridi ve Doğu'daki Şucaiye Mahallesi'ndeki evler hedef aldı. İslami cihad askeri kanadı olan Kudüs Tugayları, İsrail'in Gazze'deki sivilleri hedef alan saldırılarına yanıt olarak Aşdot şehrine füze saldırısı gerçekleştirdi. Bir video klipte Filistinli bir füzenin üzerlerine doğrudan düşmesi sonucunda Aşdod'daki iki konut kulesinin yıkıldığını ve Şirdot, Aksalan, As Askelan ve Lod şehirlerinin bombalandığını yer aldı. İsrail hükümeti Filistin füzelerinin hedefi sabit etmesinden sonra Lod kentindeki olağanüstü halin 48 saat daha uzatılmasına karar verdi. İsrail'in saldırıları nedeniyle işgal altındaki Batı şeria Doğu Kudüs ve İsrail'deki Arap nüfuslu beldelerde genel grev ilan edildi. İsrail'in saldırı nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve İsrail'deki Arap nüfuslu beldelerde genel grev ilan edildi. Batı Şeria, Doğu Kudüs ve İsrail'deki Arap beldelerinde sabah saatlerinden itibaren esnaf kepenk kapattı. Özel kurumlar, üniversiteler ve bankalarında greve katıldığı Batı Şeria'da genel olarak trafik yoğunluğunun azaldığı görüldü. Kudüs'te yaşayan Filistinli aktivist Rasim Ubeydat, grevin Kudüs'te, Batı Şeria'da, Gazze'de ve tüm Filistin topraklarında Filistin halkının birliğini ifade ettiğini söyledi. Ubeydat, grev hedefimizin, kaderimizin, topraklarımızın ve halkımızın bir olduğunu gösteriyor. İşgalci İsrail'e de bu mesajı veriyor dedi. El Halil kenti, Ulusal ve İslami Güçler Koordinatörü Fehmi Şahin de Filistin halkının İsrail tarafından maruz kaldığı barbarca saldırılar ve uluslararası toplumun bu saldırıda İsrail'e yönelik tutumu karşısında duyulan öfkeyi ifade etmek için greve gidildiğini belirtti. Grevin Batı Şeria, Gazze ve İsrail'de 1948 toprakları olarak bilinen tüm Filistin topraklarındaki Filistinlerin katılım dolayısıyla önemli olduğuna ekleyen Şahin. Filistinli grupların grev sonrasında da birlik ve beraberliğin güçlendirileceğini her türlü mücadeleye devam edeceğini söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze şeridine yönelik saldırıları bitirmek için ABD yönetiminden 2 ila 3 gün süre istediğini belirtildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze şeridine yönelik saldırıları bitmek için ABD yönetiminden 2 ile 3 gün süre istediği belirtildi. İsrail ile Filistinli gruplar arasındaki ateşkes konusunu yakından takip eden Batılı kaynaklarından aldığı bilgiye göre ABD'li yetkililer Pazar ve Pazartesi Netanyahu'ndan Gazze'ye yönelik saldırıları sonlandırılmasını istedi. Netanyahu ise İsrail ordusunun Gazze'deki hedefleri vurarak yürüttüğü operasyon tamamlamak için ki ile 3 gün ihtiyaç olduğunu söyledi adlarının açıklamasını istemeyen kaynaklar söz konusu bilgilere rağmen yine de İsrail'in Gazze saldırılarının çarşamba ya da perşembe günü kesin biteceğini teyit edemedi. Öte yandan İsrail'in Vala -E Neos gazetesi muhabirlerinden Barak Rafida da bugün CNN kanalında İsrail yetkilileri kaynak göstererek benzer bir bilgi paylaştı. İsraili yetkilerin Gaz operasyonunu tamamlamak için 24 ile 48 saat ihtiyaç olduğunu, daha sonra saldırıları durduracağını aktaran Rafit, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail'e mesajının operasyon süresinde olmaya başladığı yönünde olduğunu kaydetti. ABD Başkanı Joe Biden dün akşam İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgede ateşkesin sağlanmasını desteklediğini belirtmişti. Mısırlı yetkililer İsrail ve yaralılar, hastalar da olmak üzere İsrail'in Gazze şiridindeki saldırısının kurbanlarını kabul etmek için Refah Sınır Kapısı'nı açtı. Hükümet kaynakları Sağlık Bakanlığı'nın Onlarla kabul etmek için görevlendirdiğini belirtti kaynaklar. Bütün idari ve sağlık ekiplerinin Mısır hastanelerinde yaralıların tedavisi için geçişlerin kolaylaştırılması konusunda büyük çabalar sarf ettiğini belirtti. Birleşmiş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İsrail'ler ile Filistinliler arasında bir haftadan fazla süren çatışmayı tartışmak için kapalı bir toplantı yapıyor. Norveç diplomatik misyonu Twitter hesabından masum sivillerin öldürüldüğünü ve yaralandığını belirterek düşmanlıkların sona ermesi gerektiğini söyledi. Bir haftadır Norveç, Tunus ve Çin Güvenlik Konseyi'nde ortak bir açıklama yapmak için aralıksız çaba sarf ediyor. Ancak ABD'nin itirazı nedeniyle şimdiye kadar herhangi bir metin kabul edilmedi. Myanmar'da askeri darbeye ve seçilmiş hükümet üyelerini gözaltına alınmasına karşı çıkan silahlı isyancı gruplar ile protestoculara güvenli güçlerinin müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 800'ü geçti. Askeri darbeye ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı çıkan silahlı isyancı grupları ile protestoculara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 800'ü geçti. Siyasi tutuklulara yardım kuruluşunun AAPP yayımladığı günlük raporda Minmar'da son 24 saatte 6 kişinin daha öldüğünün doğrulandığı bildirildi. Raporda toplam can kaybı 802 olarak güncellenirken, 4.120 kişinin gözaltına tutulduğu kaydedildi. 1699 kişi hakkında ise gözaltı kararı bulunduğu belirtildi. VRD ve Myanmar News sitelerinde yer alan haberlerde darbe karşıtı siyancı silahlı grupların Mayıs'ın başından ele geçirdiği Çin elayetine bağlı Midan şehrinde Myanmar ordusunun haftalar süren çatışmalarını ardından kontrol ele geçirdiği aktarıldı. Myanmar ordusunun isyancıları destek veren çok sayıda şehir sakinliği yerinden etti ve on binlerce sivilin kötü hava şartlarına dağlık ve ormanlık bölgelere sığınarak kendilerini korumaya çalıştığını bildirdi. Ordunun Mindan genelinde su şebekelerini kestiği ve su temin etmek için şehre dönmeye çalışanlara ateş ettiği öne sürüldü. Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 263.533 COVID-19 vakası ve virüse bağlı 4.329 ölüm kaydedildi. Yeni tip koronavirüs COVID-19 salgından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da son 24 saatte 4.000 329 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı bir güne kadar ki en yüksek günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçti. Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 263.533 Covid-19 vakası ve virüse bağlı 4.329 ölüm kaydedildi. Böylece ülkede Covid-19'a bağlı can kaybı sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Uzmanlar gerçek vaka sayısı ve ölüm sayısının belirtilerinden çok daha yüksek olabileceğini uyarısını yapıyor. Günlük olarak en fazla ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan'da toplam vaka sayısı 25.228.996'ya toplam can kaybı sayısı 278.719'a ulaştı. 3.353.000 765 hastanın tedavisini sürdüğü ülkede 27 Nisan'dan bu yana Covid-19 kaynaklı günlük can kaybı sayısı 3000 üzerinde seyrediyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı dün salgının ikinci dalgasının etkisindeki ülke durumun stabil hale geldiğini açıklamıştı. Şimdi de tekrar haber başlıklarını hatırlıyoruz. Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak'ın Filistin sorunundaki sağlam tutumunu teyit ederken, Filistin halkına yönelik saldırıları sona erdirmek için etkili eylem yapılması gerektiğini vurguladı. Başbakan Mustafa El kazimi NATO Genel Sekreter Yardımcısı ile Irak'ın askeri yeteneklerinin seviyesini yükseltmek konusunu görüştü. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın sürekli direktifleri güvenlik cephesinde özellikle de kahramanların hammam Ali'de 8 Daesh çetesini öldürdü. Güvenlik basın merkezi Ninova ilindeki Daesh terör örgütü sığınaklarının tedarikinden sorumlu kişinin tutuklandığını duyurdu. Irak Türkmen cebesi İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını en sert şekilde kınadı. İnşallah biz de bundan istifade ettik. Ve mukatiller de istifade ettiler. Ve Haçlı Şabi de biz Kerkük Sağlık Dairesi ve Haçlı Şabi güçlerinin 16. Tugay'ının 3. alayıyla işbirliği içinde bulunarak Haçlı Şabi mensuplarına kullanılan aşılar ve Etkinliğinde bulunuların korona ile mücadeledeki rolü hakkında bir seminer düzenlendi. Hedefimiz, yani. yani yani yani. Milletvekili Mehdi Takı Amirli, Kerkük'te bulunan Bastamlı köy halkıyla bir araya geldi. Amirli, Bastamlı halkıyla bir araya geldiği sırada sorunlarını dinleyerek onlar için bir çözüm arayışında bulundu. Bültenimizi noktalıyoruz. Tekrar yarın akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın.